dönemde para 45 milyon dolar Ünyer'in parası. 45 milyon dolarla siz 3 tane Ünyer'in onu yapıyorsunuz. Bu para bu sistem içerisinde dönmüş fakat yatırıma dönüşmemiş. Ünyer Çimentoyla Ülül dönemindeki yapılan liman neyse şu zamanda hala aynı sistem devam etmiş gelmiş. Bu paralar nereye gidiyor? Bu paralar Ünyer'de yatırım olarak neye dönüşüyor? Kime dönüşüyor? Bunların bir sorgulanması gerekir. Bir, iki. İkinci bir rıhtım yapılıyor şu anda değil mi Ünyer Limanı'nda? Ünyer Limanı'ndaki rıhtımın müktesebat hakları Ünyer Çimento'ya ait. Ünyer Çimento burada kullanırken öncelik hakkına sahip. Biz ne yaptık? İkinci bir rıhtım yaptık. Neden? Limanın yük kapasitesi artsın. Gelen yükler, gelen gemiler dışarıda beklemesin, yatırımlar daha fazla gelsin diye. İkinci limanın maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 5,5-6 milyon civarı. Ünye limanının bir yıllık kazancı net karı 10 milyon. Yani sen 6 ay çalıştığında Ünye'nin ikinci rıhtımını yapabiliyorsun. Ama maalesef biz bu konuya eğilene kadar tek bir rıhtımda 1 milyon tonluk bir yük yıllar yılı taşımaya kaldı. Ünyeli veya Ünye basını, STK'lar, kamuoyu. Neden kardeşim sen Ünye limanında biz 45 milyon dolar para kazandık. Ünye'nin ikinci rıhtımı 5 milyon liralık, 5 milyon TL'lik bir yatırım neden bu zamana kadar yapılmadı diye kimse bunu sormuyor. Emin Bey, Sayın Bakanımız, Ünyeli'ye en büyük desteğini Ordu'daki diğer STK'lar Ünye'ye liman niye yapılsın derken Bakan Bey çıktı dedi ki ben Ünye'ye liman yatırımına başlıyorum. Ünye'nin ikinci rıhtımını yapmaya başladı. Allah izin verirse Haziran sonu gibi tamamlanmış oldu. 1 milyon tonluk yük kapasitesi inşallah 2 milyon tona çıkacak. Buradan elde edilen gelir 20 milyona çıkacak demektir. Şimdi 20 milyona çıktığında ikinci rıhtım yapıldığında Bakan Bey kazan limanındaki dedi ki Büyükşehir Belediyesi olarak biz limana sahip çıkıyoruz. Limana çivi çakacağız, yatırım yapacağız. Şimdi burada ikinci rıhtım yapıldığında bu gelen parayla da Ünye Limanı'nın, Büyük Limanı'nın ilk etabı olan 60 bin liralık dolgu kısmının ihalesine çıkıldı ve dolgu şu anda başlıyor. Allah izin verirse bir sene içerisinde 80 dönümlük dolgu alanı yapılacak. Bizim amacımız Ünye Limanı kazandırsa bir, ticaret genişleyecek. İki, istihdam artacak. Üç, Akkuş, İksar, Tokat yolunu yol liman yapmaz ama liman yolu yapar. Biz bu kazanımları sizlerle burada paylaşıyoruz. Yani burada bir liman da hep sahip çıkmamız lazım. Yani ana muhalefetin vekilleri bir limanı ramza teslim ediyor, bir limanı şöyle oluyor, böyle oluyor diye konuşmalara baktığınızda hiç asla asla olmuyor. Rant nedir? Devletin bir yerini alırsın, bir şahsa, bir kuruma verirsin, kazancı onu verdiğin zaman rant elde edersin. Ama sen, benim orada amcamın oğlunda mı işleri vardı? Kendi amcamın oğlunda mı işleri çıktı orada? Biz burada devletin menfaat ve vekasını, milletin birliğine kazancını mı gözeteceğiz? Eş dost akrabalarımızın kazancılarına bakacağız. Bu zamana kadar öyle gelmiş, bu zamandan sonra öyle gitmez. Bakan benim ki, Ünye kazanacak, Ünye'de onu kazanacak. Ben Ünye Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'nde 10 milyonluk yatırım kazandırıp 60 milyonluk liman ihalesine Bakan Bey biliyorsa bu Ünye'ye en güzel yatırım. Bunu hep beraber desteklememiz, alkışlamamız ve teşekkür etmemiz gerekiyor. Çamlı, yıllar yılı Çamlı'da bir dünya spekülasyonlar oldu. Çamlı birilerine verilecek, bir şeyler yapılacak, ihale edilip birileri aldı diye. Biz Büyükşehir Belediyesi'nde Bakan Bey ne oldu? Ünye, ben o süreçte birkaç dostumu da aradım. Siz merak etmeyin, biz Çamlı'nın hakkını, hukukunu koruruz, kimseye yedirmeyiz. Ne zaman ki bir önceki dönemde yapılacak projelere engel olduk, karşı çıktık. Yine haksızlık olursa yine karşı çıkarız. Ne yaptı Bakan Bey? Ünye Çamlı'nı imara kapattı, meclis kararıyla daha hiç kimsenin bir şey konuşmaya hakkı kalmadı. Ünye Çamlı, Ünye'nin, Ünye'ye aittir, halkın malıdır ve halk kullanacak. Burada da altyapı, ulaşım, köy yolları, satih katlamalar, asfaltlamalar, betonlar. Yani ben bunları hiç saymıyorum. Ama bahsedilen iki konu budur. Hadi şunu düşünelim. Ünye'ye büyük şehirden daha fazla ne alabiliriz?
Büyükşehir'in yatırımları Ünye, mesela Kültür Sarayı, o bakanlığın, siyasi iradenin yaptığı benim çalışmadı. Onlara biz Büyükşehir Belediye olarak bizden bir destek istiyoruz. Sen de bir destek istiyoruz. Devlet projelerine sahiplenmek gibi bir mümkünümüz var. Ve de oraya ilgili bir şey söylemeye hakkımız var. Kültür Sarayı bitirmesi öyle. Başka aklıma gelenler için bir ama az önce de bir